mücadele etmek için yola çıktılardı ya. Yasaklardı bunlardan biri. Birazdan onu konuşacağız. Ahan da örneği. Derdini anlatmakla ilgili çekinen bir insan. Ne acı değil mi? Ne kadar acı değil mi? Çok teşekkür ederim Hasan Bey. İnşallah bu günler geçecek. Emin olun biz geleceğiz ve esnafımıza nefes aldıracağız. Aziz milletim, değerli milletvekilleri. Bir iktidarın sözleri ve icraatları arasındaki uyum ya da uyumsuzluk o iktidarın hem karnesi hem de karakteridir. 19 yıl önce millete verdikleri sözleri hatırladığımızda Sayın Erdoğan'ın iktidarının sınıfta kaldığı bir gerçek. İktidara gelirken en iddialı sloganları neydi hatırlatayım. 3Y ile mücadele. Neydi onlar? Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar. Arkadaşlar bunlarla mücadele edecekti. Peki 19 yılın sonunda ne oldu? Birinciye ile başlayalım. Yolsuzluk. Yolsuzlukta Türkiye'yi bir dünya markası haline getirdiler, sağ olsunlar. Batılıların deyimiyle corruption'la anılan, rüşvetle anılan, yolsuzlukla anılan Afrika ülkelerinden biri haline getirdiler. Dünyanın en çok kamu ihalesi alan ilk 10 şirketi listesine Türkiye'den 5 şirket girdi. Yani 10 şirketin dünya çapında 10 şirketin 5'i Türkiye'den ama neyle? Neyle? Kamu ihalesi almakla. Yani kayırılmakla. Bu şirketlerin aldığı ihalelerin toplamı tam 200 milyar doları aşıyor. Tekrar söyleyeyim mi? 200 milyar doları aşıyor. Rakam o kadar büyük ki böyle söyleyince pek anlaşılmıyor. 200 milyar dolar ne demek biliyor musunuz? Hane başına 85 bin lira demek. Geçmediğiniz köprülere, kullanmadığınız havaalanlarına, Türkiye'nin her ailesinden, her ailesinin cebinden 85 bin lira çıkmış demek. Her ailenin cebinden 85 bin lira çıkmış demek. 5 müteahhidin cebine girmiş demek. Mesela o paralarla Osman Gazi Köprüsü yapıldı, o paraların bir kısmıyla. Maliyeti 1,5 milyar dolar. Ama devletin kasasından çıkacak para, yani hepimizin cebinden çıkacak para ne kadar biliyor musunuz? Tam 13 milyar dolar. 1,5 milyar dolar nere ödenecek? 13 milyar dolar nere? Bu köprü dünyanın en büyük yolsuzluk eseridir. Bu köprü bir millete atılmış dünyanın en büyük kazığıdır. Yolsuzlukla mücadele edeceğiz dediler. Yolsuzluğu denetleyen kurumların, Sayıştay'ın, Danıştay'ın içini boşalttılar. Araştıran, sorgulayan gazetecileri hapse attılar. Bunlardan birisi de hepimizin yakından tanıdığı genç bir kardeşimiz Murat Ağırel. Yolsuzluğa karşı sesini çıkaranı kovdular. Namusuyla çalışanın üzerine çöktüler. Ve çökme sözü çok önemli. Son zamanlarda habire çökmeyi duyacağız herhalde. Arkasından da çökertme gelecek inşallah. Ve yolsuzluğu bir norm haline getirdiler. 3 Kasım 2002 seçim beyannamesinde AK Parti yolsuzlukla mücadele edeceğini tam 24 defa tekrarlamış. Gelinen noktada ise Türkiye yolsuzluk sıralamasında 2007 yılında 64. 2015'te 66. 2020 yılında ise 86. sıraya kadar geriledi. Yani dünyanın en büyük yolsuzluk yapılan ülkelerinden birisiyiz. Yani yolsuzlukta Botswana, Ruanda, Namibya ve Ghana gibi ülkelerden daha gerideyiz.
Onlar bizden yoksullukla ilgili daha iyi durumda. Biz onlardan daha kötü durumdayız. İşte size Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının yolsuzlukla verdiği büyük mücadele. Yolsuzlukta Afrika ülkeleriyle rekabet eden Türkiye. Devam edelim. İkinci ye yoksulluk. Yoksullukla mücadele edeceğiz diye geldiler. Vergilerle, cezalarla yoksulun bile parasına göz diktiler. Kendi yandaşlarının vergi borçlarını silerken elektrikten 5 kalem vergi topluyorlar. İşçiye, memura, emekliye maaş zammı yapmamak için enflasyon rakamlarıyla oynayıp düşük gösteriyorlar. Soruyorum, yoksul bir ailenin ne gibi giderleri olur? Kira gideri olur, doğalgaz, elektrik ve su gideri olur. Bir de yiyecek içecek gideri olur, değil mi? Sakarya milletvekilimiz Ümit Dikbayır arkadaşımız 8 aydır pazarda, markette enflasyonu ölçüyor. Her ay aynı ürünleri satın alarak aradaki farkı gözlemliyor. Market ve pazar alışverişine neredeyse her ay %5 zam geliyor. Ama bu arkadaşların çıkardığı enflasyon rakamı bunun yakınından bile geçmiyor. Dünya Bankası verilerine göre son 2 yılda ülkemizde mutlak yoksulluk, tekrar söyleyeyim, mutlak yoksul sayısı 3.2 milyon kişi artarak 10.1 milyon kişiye yükselmiş. Hani yoksulluk sınırın altı falan filan değil ha, mutlak yoksulluk. Yalnızca son 2 yılda Ankara, Bursa ve İzmir'in toplam nüfusu kadar insanımız yoksulluğun pençesine düşmüş. Sokaktan geçen her 100 kişiden 13'ü mutlak yoksulluk içinde. Bir yandan dükkanlar kapalı, bir yandan gençler işsiz, memurun, işçinin, emeklinin aldığı para yetmiyor. Türk milleti olarak yoksullaştık. Orta gelir tuzağının üzerinden atlayıp zengin olacaktık, fakirlik kapanına düştük. Partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçince zincirlerimizi kırıp zengin olacaktık. Evi, arabayı, telefonu geçtim, markette sepeti, pazarda fileyi doldurmak bile hiç bu kadar zor olmamıştı. İşte size Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının yoksullukla verdiği büyük mücadele. AK Parti eliyle fakirlik kapanına mahkum edilen Türkiye. Üç yeğenin üçüncüsü yasaklar. Yasaklarla mücadele edeceğiz dediler. Yaşamadığımız yasak kalmadı be. Saray medyasında Sayın Erdoğan'ı eleştirmek yasak. Gazeteciysen yolsuzlukları araştırmak yasak. Televizyonlarda terörist mektubu okumak serbest ama milletin kürsüsünü yayınlamak yasak. Yargı mensupları için AK Partili'ye dokunmak yasak. Anayasa Mahkemesi'nin anayasayı uygulatması yasak. Kadına yönelik şiddetin her türlüsü tartışmaya açık ama İstanbul Sözleşmesi yasak. Muhalefetsen 128 milyar dolar nerede diye sormak yasak. Kendi bakanlığına dezenfektan satan bakanı soruşturmak yasak. Millet İttifakı belediyelerinin vatandaşa yardım yapması yasak. Vatandaşı patates soğan kuyruğuna mahkum etmek serbest ama ucuz ekmek büfesi açmak yasak. Açarsan yakarlar ona göre. Üniversitede rektörü eleştirmek yasak. Geç